Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili yay burçları için tarot falı bakacağız. İlk öncelikle aşk hayatınızla alakalı bir hafta öncenizi ve bir hafta sonranızda neler yaşayacağınızla alakalı, aklınızdaki kişiyle neler yaşayacağınızla ya da şu anki ilişkinizde olan kişiyle neler yaşayacağınızı bakacağız. Onun ardından da maddi durumunuzla alakalı, eğitim durumunuzla alakalı ve kariyer durumunuzla alakalı bir açılım yapacağız. Ben şimdi kartlarımı bu videoyu beğenen ve izleyen ve tabii ki kanala abone olan sevgili yay burçlarının aşk hayatlarıyla alakalı bana bilgi vermeleri için ve yine aynı şekilde sizin niyetlerinizin üzerine niyetleniyorum. Siz de aynı bu şekilde niyetleri bilirsiniz benimle birlikte. Önce ilişkisi olmayanlar için bakacağım. Ardından ilişkisi olanlar için, onun ardından da evli olanlar için. İlişkisi olmayanlar için şöyle 3 tane kart seçeceğim arkadaşlar. İlişkisi olanlar için 3 kart ve evli olanlar için de 3 tane kart seçeceğim. Farklı şeylere niyetlenerek üçünü birden izleyebilirsiniz. Ya da sadece tek bir kendi kısmınıza izleyip hemen maddi durum falına geçebilirsiniz. Videoyu ilerleterek size kalmış arkadaşlar. Şimdi bakalım şöyle bu 3 kartım size geçmişiniz, şu anki durumunuz ve geleceğiniz hakkında nasıl bilgi verecek? Şimdi ilişkisi olmayan, aklında birisi olan, bu arada aklında birisi olanlar lütfen arkadaşlar ya da flört olanlar ilişkisi olanlar için olan falı da izlesin ki size daha netlik kazandırabilelim. Şimdi öncelikle geçmişinize bakıyoruz. Şu anki durumunuza bakıyoruz. Geleceğinize bakıyoruz. Geçmişinize baktığımızda elinize iki tane kısmet geldiğini görüyoruz. Ancak bir kararsızlık söz konusu. O kişiye güvenip güvenmeme konusunda bir karar alamamış olabilirsiniz. Ya da iki tane kısmet gelmiştir. Acaba hangisine yönelsem? Bu illaki iki tane kısmet derken bu arada sadece iki tane demek değil. Yani üç de olabilir. Bazılarınız için 4 de olabilir. Ancak kararsız kaldığınızı söylemeye çalışıyorum size. Yakın geçmişte böyle bir durum yaşadığınızı görüyorum. Şu anki durumunuza baktığımızda artık karar aldığınızı ve kiminle birlikte olmak istediğinizi net bir şekilde belirlemişsiniz. Şu an aklınızda hiç kimse yoksa bile, şu an kimseyi düşünmüyorsanız ya da hoşlanmıyorsanız bile nasıl bir insanla birlikte olmak istediğinizi tam olarak kafanızda belirlemişsiniz ve buna uygun gelen kısmetleri değerlendirme kararı almışsınız. Bir hafta sonramıza bakacak olursak arkadaşlar, şu an eğer konuştuğunuz birisi varsa o kişiyle devam edeceğinizi ancak birkaç kısmetin daha geleceğinin haberini verebilirim size. Gerçekten kısmetler açısından önünüzün bol olduğu, açık olduğu bir dönemdesiniz. Şu anki aklınızda olan, konuştuğunuz, beğendiğiniz kim varsa ya da kimse yoksa bile arkadaşlar, yakın geleceğe yani bir hafta sonranıza baktığımızda eğer birisiyle konuşuyorsanız o kişiyle ilerleyip ilerlememe konusunda birazcık yine bir tereddütlerin olacağını seziyorum sizin için. Çünkü hani konuşmaya başladıktan bir süre sonra diyeceksiniz ki hani daha iyi birisiyle de birlikte olabilirim. Hani daha iyisi de gelebilir gibi bir düşünce oluşmaya başlayacak kafanızda. Eğer şu an hiç kimse yoksa hayatınızda ya da düşünmüyorsanız vesaire, yine yakın gelecekte gelen kısmetlerinizin haberini size verebilirim. Bir hafta içerisinde size yazan ya da konuşmak isteyen ya da sizin hoşlanacağınız ve karşı taraftan da bir şekilde bir etkileşim alacağınız birkaç kısmet yolda. Aşk açısından gerçekten önünüz açık. Sadece biraz kararsızlık, tereddüt, hani bu kişiyle bir yola başlamalı mıyım, başlamamalı mıyım, güvenmeli miyim, nasıl adımlar atmalıyım konusunda biraz kararsız olduğunuzu görüyorum. Benim size tavsiyem zamanı bırakmanız olacak. Zamanı bıraktığınızda zaten her şey olması gerektiği yere varacak. Sizin ayrıyeten bir çaba sarf etmeniz ya da uğraşta bulunmanız bir durum söz konusu değil. Yani kendinizi durduk yere hiç strese sokmayın. Zaten kısmetleriniz açık ve mutlaka sizin istediğiniz türde bir kısmet gelecek. Hatta bu videoyu izlerken gelmiş bile olabilir. Şu an ilişkisi olanlar, flörtü olanlar için ve aynı zamanda aklında birisi olanlar için de bakıyoruz. Geçmişinize baktığımızda, özellikle bir hafta öncenize baktığımızda aşk hayatınızla alakalı gelişmelerden gayet memnun olduğunuzu, bir sıkıntınız olmadığını görüyorum. Ancak bugün ve bir iki gün öncesi itibariyle birazcık ilişkide istemediğiniz şeyler olmaya başladı. Fark ettiniz ki karşı tarafla hayattan beklentileriniz aynı şey değil. İkiniz farklı hayaller kuruyorsunuz, farklı şeyler istiyorsunuz. Birazcık ilişkiniz toksik ilişki denilebilecek noktaya doğru ilerlemiş. Şu anda birbirinize maalesef yapboz parçası gibi mesela çok uygun değilsiniz. Birbirinizi çok iyi idare edemiyorsunuz ya da birbirinizi çok iyi anlayamıyorsunuz. Normalde ilişkinin başlarına baktığımızda her şeyin güzel başladığını ya da flört durumunu da diyebiliriz. Her şeyin güzel başladığını gördünüz. Aynı zamanda güzel ilerleyeceğini düşündünüz. Ancak şu anki durumunuza baktığımızda maalesef hayattan beklentileriniz aynı değil. O yüzden birazcık zıtlıklar yaşayabilirsiniz. Birbirinizi anlamakta güçlük çekebilirsiniz. Görüş ayrılıklarının fazlalaşacağını görüyorum.
Arada sesim gidiyor bu arada. Kamerayı oynattım şimdi de. Çok özür diliyorum bunun için. Biraz yorgunum arkadaşlar. Videoyu da geciktirmek istemedim. Ve geleceğinize baktığımızda da aranızda biraz daha soğukluk olacağını söyleyebilirim size. Özellikle şu an sevgili olanlar için söylüyorum. Şu an bir hani ilişki seviyesinde olanlar için. Hani bazı flörtler vardır. Örneğin biraz daha arkadaş tanıma aşamasında vesaire. Ama biraz daha hani ilişkiye ilerlemiş ve birbirinizi ilk başta çok iyi tanıdığınızı düşünüp sonra bir anda eğer birkaç gün öncesinde hani farklılaştığınızı ve birbirinize uygun olmadığınızı sezdiyseniz özellikle bu faz size hitap ediyor dostlar. Daha spesifik olmaya çalışıyorum hepinize yardımcı olabilmek adına. Ve gelecekte de arkadaşlar ilişkinizde biraz daha soğukluk olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Maalesef çok iç açıcı çıkmadı şu an ilişkisi olanlar için. Evli olanlar için bakalım. Evli olanların geçmişine baktığımızda gayet güzel, huzur, mutluluk görüyorum. Şu anki durumunuza baktığımızda da aynı şekilde bir sıkıntı görünmüyor. Ancak evliliğin başındayken bu huzur, mutluluk çok fazla uğraş sarf etmeden, çok çaba sarf etmeden gelen bir şeydi. Çünkü ilişkiden genel anlamda mutlu olduğunuzu, memnun olduğunuzu görüyorum. Ancak şu anki durumunuza baktığımızda sanki bu huzuru sağlamak için fazladan uğraş sarf ettiğinizi, çaba sarf ettiğinizi ve bunun sizi biraz yorduğunu söyleyebilirim. Ancak bir hafta sonrasına baktığımızda ilişkinizin biraz daha iyi bir noktaya gideceğinizi ve gerçekten daha doğrusu ilişkinizin daha güzel bir noktaya gideceğini ve hani eskisi gibi hani uğraş sarf etmeden, çaba sarf etmeden bir huzurun geleceğini söyleyebilirim size. O yüzden canınızı sıkmanız gereken ya da kendinizi çok çok yormanız gereken bir durum söz konusu değil. Birazcık dönemsel bir kırgınlık ya da ilişkiyi kurtarmak ya da yürütmek için uğraş, çaba sarf etmeniz gereken bir dönem olmuş olabilir. Ancak geleceğinize baktığımızda bir hafta sonranızı özellikle bu durumun ortadan kalkacağını ve artık hani en az geçmişteki kadar huzurla evliliğiniz devam edeceğinizi görüyorum arkadaşlar. Şimdi maddi durumunuza bakalım. Ben videoyu beğenip kanala abone olan yay burçlarının maddi durumu, ekonomik durumu, kariyer durumu ve eğitim durumuna niyetleniyorum arkadaşlar. Siz de videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra merak ettiğiniz şeylerle alakalı niyette bulunabilirsiniz. Ben zaten kartların verdiği mesajları size söyleyeceğim. Şöyle açıyorum kartlarımı. Şimdi arkadaşlar geçmişinize baktığımızda çok güzel bir dönemi geride bıraktığınızı söyleyebilirim. Elinize gelen bir kısmetle birlikte bu kısmeti daha da güzelleştirmek ya da hayatınızda daha da faydalı hale getirebilmek adına bir karar aldığınızı ve yeni bir yolda ilerlediğinizi görüyorum. Bu nasıl bir durum arkadaşlar? Yani ekonomik durumunuzla alakalı elinize geçen bir para ya da ekonomik özgürlük sonucunda yeni bir iş kurmuş, bunun için emek sarf etmiş olabilirsiniz ki hala da sarf ediyorsunuz bu arada. Yola başlama süresi hani çok geçmişte değil, yakın bir zamanda başlamışsınız bu yola. Ve şu anda da hala emek sarf ettiğinizi, çaba sarf ettiğinizi görüyorum. Yine aynı şekilde kariyerle alakalı da, eğitimle alakalı da elinize geçen bir kısmet, bir fırsat aracılığıyla hayatınızı daha da iyi yöne sokabilmek için bir başlangıç yaptığınızı ve şu anda da hala devam ettiğinizi görüyorum. Geleceğinize bakacak olursak önümüzdeki bir haftanın sizin için biraz zorlu geçeceğini, kendinizi ciddi anlamda çok yorulmuş hissedeceğinizi, hem mental olarak hem fiziksel olarak bir yorgunluk çökeceğini söyleyebilirim. Ancak canınızı sıkmanız gereken bir durum yok. Bu başladığınız yol biraz inişi çıkışı olan bir yol. O yüzden bu tarz şeylerle karşılaşacaksınız. Hani yaşadığınız zorluklar karşısında tamamen tepkisiz kalmayıp bir şekilde düzeltmeye çalıştıkça arkadaşlar her şeyin daha iyiye gittiğini ve bu yolu böyle ine çıka ine çıka halledeceğinizi göreceksiniz. O yüzden yakın zamanda yaşayacağınız bu zorluk gözünüzü korkutmasın. Tekrardan çaba sarf edeceğinizi ve daha sağlam adımlar atacağınızı söyleyebilirim. Zaten şunu da söylemek istiyorum. Bu bir hafta sonra yaşayacağınız olay size artık biraz daha kendinizden emin adımlar atmanızı ve daha nasıl söylenir? Hani sürekli deneme yanılma değil de daha çok hani emin olduğunuz yollarda ilerlemenizi öğretecek. O yüzden zaten ne yapmanız gerektiğini bu bir hafta sonucunda ve bu olayı yaşamanın sonucunda öğreneceksiniz. Eğitim hayatınızda, kariyerinizde ya da ekonomik durumunuzla böyle bir yol izleyeceğinizi, yakın zamanda bir iniş yakalayacağınızı ancak yine de bir şekilde bunu halledip tekrardan bu yolda ilerleyeceğinizi söyleyebilirim. Yani birazcık inişle çıkışta bir yolun sizi beklediğini söylemek istiyorum arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Özel olarak fal baktırmak isteyenler Instagram hesabından ve Twitter hesabından ulaşabilir.
Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.